Köklü ve hızlı çözümler bulmakla çiftçilere adil bir şekilde yaklaşmak, parlamentonun anayasa salonunda gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddeleriydi. Toplantı, parlamento başkan yardımcısı Şahavan Abdullah'ın başkanlığında ve komisyon üyelerinin katılımıyla 140. madde komisyonu tarafından düzenlendi. Toplantıda 140. madde kapsamındaki illerin bazı yetkilileri de yer aldı. Toplantıda komisyonun kapsamının genişletilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda vatandaşların yerel kayıtlarına göre kimliklerinin verilmesi de yer aldı. Ayrıca göçmenler ve hak sahipleri için tazminat dosyalarının ele alınması, tarım sözleşmeleriyle ilgili konularında incelenmesi gibi meseleler görüşüldü. Musul Türkmen Milletvekili Lokman Reşidiyeli, 140. maddede birçok karmaşık sorun bulunduğunu ve bunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Bu büyük bir problemdi hakika, bu 140. madde. Bütün şehirlerde, Kirkuk olsun, Musul olsun, Sincar bölgesi olsun veya Diyala olsun, tedahülat çok birbirine karışıktı işler. Bazı nüfus meseleler ortaya çıktı. İdariyen, maliyen, tayiniyen filan, bunlar hepsi Musul'a aitti. Maalesef emniyen şeyin elinde, aklimin elinde. Onun için sıkıntılar var. Oradaki muvatınların bazen 2 tane, 3 tane, 5 tane çocukları var. İndiye kadar kimlikleri yoktu. Sebep neydi? Onlar müsaade etmiyor kimlik versinler. Musul da müsaade etmiyor. Musul değil işte bu mantıkaya, eğer buradan biz kimlik versek oranı teslim olacaktı onlara. Bunlar da diyor biz buradan versek tahrip olacağı mantığı. Hakika büyük bir problem var bu meselede. Kerkük Tarım Dairesi Müdürü Züheyr Ali ele alınan konuları dile getirdi. Konuştuk yani çok mevzulardan. Lakin esası mevzumuz Vizaret-i Difa'nın fellahlarımızın hukuku. Münakaşa oldu bu mevzuatta. Oldu istikmal liştima'a kadim. واستضافة المسؤولين مسؤولاري بو كاركتان أيضا وزارتان وزارة الدفاع ووزارة الزراعة طبعا بز بو قونش مغمز أساسا فالأحلال مزن مصلحة سن اختار أيضا عينا وقتها وزارة الدفاع استمرغ يعني بز أرغ برزر وزارنا